dua et de Yiğit evine sağ salim dönsün. Sen daha benim gazabıma uğrama. Herkese merhabalar. Savaş geldiği gibi defolup gitsin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Savaş geldiği günden beri Emir ve Gülperin'in aralarını bozmuş oldu. Geçmişte Kasım'a ve İbrahim'in ölümünden dolayı Emir ve Gülperi'yi suçlayan ve geçmişin intikamını almak isteyen Savaş, intikamını almadan durmak bilmeyecek. Savaş ilk olarak Yiğit'i kaçırarak intikamını almak için harekete geçti. Emir ise Savaş'ın yaptıklarından sonra ailesini korumak için önlemlerini alacak. Emir ilk olarak Yiğit'i kurtararak Savaş'ı yaptıklarına pişman edecek. Daha sonradan Emir Savaş'la yumruk yumruğa gelerek gücünü Savaş'a gösterecek. Kadri ise Yiğit'in kaçırılmasından sonra Gülperi'nin üzerine gelecek. Kadri Gülperi'nin odasına gelerek onu küçük düşürmeye başlayacak. Kadriye öyle sözler söyleyecek ki üstü kapalı Gülperi'yi konaktan kovacak. Kadriye'nin söylediklerinden sonra Gülperi kendisini çok üzgün hissedecek. Gülperi kendisini affettirmek için de Yiğit kendisini kurtarmak isteyecek. Bu yüzden Gülperi Emir'in haberi olmadan Savaş'ın yanına gelecek. Gülperi Yiğit'i kurtarmak için Savaş'ın evine gelerek ona yalvaracak. Gülperi tam suçun kendisinde olduğunu, ailesine bir zarar vermemesini isteyecek. Savaş'ın derdi ise Yiğit'le değil, Savaş Yiğit'i kullanarak Emir ve Gülperi'den intikamını almak isteyecek. Bu yüzden Savaş Gülperi'yi kandırarak onu Emir'in gözünden düşürmek isteyecek. Emir ise ilk başlarda Yiğit'i kurtaramayacak ama daha sonradan Savaş'ın elinden oğlunu kurtaracak. Emir Yiğit'i kurtaracak ama bu sefer de Gülperi ile araları bozulacak. Yaşanan olaylardan sonra Tülay Yılan'ı da konaktaki herkese karşı Gülperi'yi kötüleyecek. Tülay başta Kadriye ve Cavidan'ın aklını karıştırarak Gülperi'nin üzerine gelecek. Gülperi ise her zamanki gibi yine susmayı tercih edecek. Gülperi'nin artık Emir'in arkasında durması gerekiyor. Gülperi böyle sustukça, yalnız kaldıkça Tülay'a karşı kendisini savunamaz. Bu yüzden Gülperi'nin kendisini toparlaması, sevdiği adamın arkasında durması gerekiyor. Diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki analizimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.